Herkese merhaba arkadaşlar, ben Koray. Bugün sizlerle beraber FIFA Mobile 18'de yeni gelecek etkinlik olan St. Patrick's Day in FIFA Mobile 18 videosuyla beraberiz arkadaşlar. Bugün gerçekten akşam efsane bir canlı yayın olacak. Gerçekten şimdiye kadar açtığım en büyük canlı yayın olacak bence. Çünkü hani çok fazla coins veya 1000 FIFA points falan bir şey harcayacağım ve takımımı bayağı bir yükselteceğim. Hani normalde videoda yaptığım şeyleri canlı yayında yapacağım. Ayrıca en iyilerin takımlarına falan filan bakacağız. Çok güzel bir etkinlik olacak. Ya yarın akşam 19.00'da ya da 20.00'da bu akşam YouTube kanalım üzerinden canlı yayında olacağım. O yüzden bildirimleri açıp abone olmayı unutmayın. Bu arada yeniyseniz hoş geldiniz diyorum. Abone olmayı unutmayın. Ve şu anda da videoya sizlerden tam 3000 beğeni bekliyorum. Sizlere önceden konsept design videoları kendi yorumlarımla çektiğim için çok büyük destek veriyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Bu videoda da sizlerden tam 3000 beğeni bekliyorum. Haydi bakalım arkadaşlar, yaparsınız siz diyorum ve 3000 beğeniyi geçmeyi bekliyorum. Teşekkürler şimdiden. Haydi bakalım arkadaşlar, o zaman başlayalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi zaten ekran bu şekilde. FIFA Running Drills yazıyor, yani normalde oyuna giriş şeklinde ve oyuna giriliyor. Ekran o şekilde olacak, o dönemde öyle gösteriyor yani. Zaten FIFA Mobile 17'de gelmiş olan etkinlikleri tekrardan geleceği için böyle dizaynlar hazırlıyor arkadaşlar. Gerçekten çok güzel dizaynlar hazırlıyor. Ben daha izlemedim. Bakalım ne tarz kartlar var, nasıl kartlar var göreceğiz. Gördüğünüz gibi ilk olarak update yapılıyor ve St. Patrick's Day etkinliği gördüğünüz gibi bu şekilde bir şey var. Geçenki logosu. 100 tane puanı varmış şu anda. Elinde topladığı 100 tane puan varmış ve bu puanlarla neler yapılabiliyormuş görelim. Bunlar tabii dizayn arkadaşlar. Garanti olan şeyler değil ama tabii ki olacak şeyler. Bu arada 92 gem St. Patrick's Day oyuncusunu almış. Hani öyle gösteriyor dizaynda ama bu büyük bir ihtimal olsa çok zor olur. Ve gerçekten skill boostlar falan abi bu tarz etkinliklerde çok fazla geldiği için EA Sports'u çok seviyorum abi gerçekten. Hani bu skill boostları falan çok seviyorum. Evet, coins, points, her şey var abi. Coins, skill boost, trainer, XP. Bayağı güzel şeyler var. Bu arada bugün akşam canlı yayında ikon alabiliriz. Bunu da söyleyeyim abi. Evet, formalar bu şekilde, yemin ederim arkadaşlar. Şu sarı forma, sizce de sarı forma mı yeşil forma mı yorumlara yazabilirsiniz. Ve arkadaşlar şuradaki yorum gerçekten harika bir yorum. O yorumu atan kardeşimize gerçekten çok teşekkür ediyorum. Sizin de yorumunuzun o şekilde videoda çıkmasını istiyorsanız siz de o şekilde güzel bir yorum yapabilirsiniz. Ve teşekkür ediyorum ona. Arkadaşlar 92 genlik paket ve aynı sanki FIFA'da FIFA konsoldaki FIFA'da çıkmış gibiydi. Yanlardan bayrakları gelmişti. Abi paket açma animasyonunu neden böyle yapmıyorlar bilmiyorum. Yaparlarsa gerçekten harika olur ama ya. Ya keşke öyle olsa, yanlardan böyle bayraklar inse öyle çıksa. Çok havalı olmaz mı? Böyle bakın arkadaşlar, çok güzel ya. David Mayer abi çok güzel oldu ya. Çok güzel görünmüyor mu sizce de arkadaşlar? Ben mi öyle düşünüyorum yoksa böyle olsa çok daha efsane olmaz mı? Bunları gerçekten yorumlarda belirtin ve en beğendiğiniz yorumlara da like atın. Ben onları kesin göreyim. Aslında bakıyorum ama hepsini göremeyebiliyorum bazen. Çünkü bazen çok fazla yorumlar geliyor ve zamanım da olmuyor çok fazla bakmaya. Ama en üstteki yorumlara hep bakıyorum. O yüzden yorumlara like atarsanız, beğendiğiniz yorumlara, sizin de öyle düşündüğünüz yorumlara daha çok görülmüş olur. Evet, bu arada şuradaki gösterdiğim yorumları da genelde beğenilen yorumlardan seçiyorum. Hani insanlar hangi yorumu daha çok beğendiyse onları seçiyorum. Sizin beğendiğiniz yorumları göstermeye, özen göstermeye çalışıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Berardi'nin kartı da bu şekilde. Formasıyla kartın uyumu da birazcık fazla olduğu için birazcık da hani çok da güzel durmuyor ama yine de güzel duruyor yani. Kartın dizaynlarını falan da zaten hiç bahsetmiyorum bile ama bahsedilmesi gerektiğini düşünüyorum. Gerçekten harika. Çok fazla konuşuyorum. Neden arkadaşlar? Çünkü ben bunu zaten siz girip izleyebilirsiniz. Siz benim yorumlarımla izlemek için buraya geliyorsunuz. Ve o yüzden ben de bu şekilde konuşuyorum. Yani benim yorumlarımı izlemek isteyen bu videoları izlesin. İzlemek istemeyen de gitsin, zaten kendi kanalında var ama hani ben mesela takip ettiğim bir YouTuber'ın çektiği oyunla ilgili yeni gelecek etkinliğin yorumlaması ben izlerdim yani. Evet izlerdim. Öyle diyeyim size. EA Sports'un gördüğünüz gibi bu yeşil forması ama yeşil formada arma çok belli olmadığı için ben şeyi daha çok sevdim. Kırmızı, sarı. Evet konuşamadım. Sarı formayı daha çok sevdim. Çok daha güzel duruyor abi ya. Gerçekten EA Sports logosu şurada. Sağda şey logosu gerçekten süper duruyor. Ben çok beğendim bunu. Bakalım daha neler gelecek başımıza, göreceğiz. Evet bakalım daha neler gelecek. Use current points. Evet. Gerçekten abi bunları almak büyük bir ihtimal zor olacak. Her 5 saatte bir yenilenmeyi yapma artık kardeşim. Yani Türkçeyi anlamıyorsun biliyorum. Benim videolarımı belki izliyorsundur, senin videolarını izlediğim için. Ama 5 saatte bir yenilenme çok mantıksız olur. Ya 4 de mi? 4 olur, 6 olur, 8 olur. Ama 5 çok saçma olur. Çünkü günde
Hani 24'ü 5'e bölünmeyen bir şey. Yani bunu anlayan anlıyordur zaten. Long diye bir oyuncu var abi. Bu oyuncu da 90 genlik kartı çıkar mı bilmiyorum ama hani EA Sports bunun çok özel kartını çıkartıyor ama hep düşük genli. Mesela 75 genli, hani adam 75 gen zaten, 75 genli bir özel kartı çıkıyor adamın. Eski FIFA'lardan hatırlıyorum, çok çıkıyor bir de bu adama. Dembele abi, bu etkinlik o etkinlik mi? Ben bir pakette iki tane 88 Dembele çıkarmıştım. Bu etkinlik o etkinlikse gerçekten çok güzel ya. Abi ben şu an duygulandım. Arkadaşlar o videoları hatırlayanlar yorumlara yazsın ama böyle hani nasıl zamanlarda onu da yazın. Hani bir şey aklımızda kalsın. David Mailer, evet, tekrardan karşımızda. Gerçekten abi süper duruyor dedikçe söylemeden duramıyorum ama süper durmuyor mu ya? Bence efsane duruyor. Gerçekten efsane dizaynlamış ya. Helal olsun sana be. Sen süper bir detaysın. Sen adamsın. Çok güzel dizaynlamış. Ben çok beğendim. Bernardeschi, Juventus'un yıldız futbolcusu, hem de sağ kanat kartı. Bu da çok güzel kart. Çok sevdiğim bir futbolcu. Bu arada eşleşmeler etkinliği tahminlerimizi de yaptık arkadaşlar dün. Bakalım tutacak mı? Umarım tutar. O sol orta sahayı alırsam dizilişimde de bir değişim yapacağım gibi duruyor, bakalım. Ve Coleman 91'lik kartı. Demin 92'liklerini görüyorduk. Ve arkadaşlar bugün saat 10'dan sonra da, hani ben zaten yayını 8'de açarsam ondan sonraya da gider o yayın. Bayağı bir uzun süre yapmayı düşünüyorum. Saat 10'dan sonra da gerçekten çok güzel şeyler yapabileceğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Muazzam şeyler yapacağız gibi duruyor. Bakalım, umarım yapabiliriz. Gerçekten ikon etkinliği yenilenecek. Çünkü yeni oyuncular gelecek. Belki alabiliriz onları. Bana biraz coins lazım. Coins'i nasıl elde ederim bilmiyorum ama coins elde edebilirsem yeni ikonlardan da almaya çalışacağım. McCarthy. 90 CDM McCarthy. Ve bu kart da güzel duruyor. Gerçekten muazzam bir kart. Evet, bakalım başka neler var. Başka neler göreceğiz. Ceballos. Dani Ceballos. Yeşil saçlarıyla beraber Real Madrid'in yıldız futbolcusu demeyeyim ama iyi bir futbolcusu. Dani Ceballos zaten Real Madrid bir oyuncuyu satın aldıysa o futbolcunun kötü bir futbolcu olma şansı yok. Haydi bakalım abi. Lorenzo Insigne abi, gerçekten çok fazla kart dizaynlamış ve gerçekten çok güzel olmuş ya. Ben çok beğendim yani bu videoyu. Ben gerçekten çok beğendim. Harika bir video olmuş. Bakalım abi, daha devam ediyor video. Birkaç tane daha kart, yeni kart dizaynları göreceğiz. Lorenzo Insigne güzel abi. Bunların saçları yeşile boyalı şekilde bir de gözüküyor. Abi bu benim, bu adam benim designer'ım olsa gerçekten hani kanalda izlenmeler 1.5 kart falan artar gibi geliyor. Yani thumbnail'larımı falan bu adam yapsa gerçekten çok kaliteli yapıyor çünkü. Gerçekten çok kaliteli yapıyor ve Memphis Depay çok fazla kullanılmaz çünkü sol kanat ama güzel bir kart abi. Sol kanat neden kullanılmaz diyorum. Biliyorsunuz ki Cristiano Ronaldo diye bir faktörümüz var maalesef. Maalesef demeyeyim ama öyle. Evet, var öyle bir faktör. Depay. Depay mi? Depay mı? Depay mı? Bilmiyorum. Öyle bir şey. Olympique Lyon yıldızı Memphis Depay ve etkinliğin fotoğrafı da bu şekilde görünüyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bakalım başka neler göreceğiz. Efendim. Haydi bakalım. Bakalım başka neler göreceğiz. Umarım güzel şeyler görürüz. Öf. Abi kartların yükselmiş halleri de gözüküyor. Bunları çok kaliteli yapmamış dedik. Yok, kalite de düşmedi. Kalitesiz yapmış birazcık. 86 ile başlıyor. 90, 100, sonra da 120. Umarım kalite artar diğer görsellerde. Artmasa da olur. Zaten biz anlıyoruz ama güzel bir dizayn. Bu arada ne kadar gözüktüğünü tam anlamadım ama güzel ya. Çoğu gözüküyor. Haydi bakalım. Long, 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 long. Coleman 90. Üçgen be. Fühşek. Bu arada FIFA Gamers mesela bu farklı bir kişinin yaptığı dizayn. Bu It's Strobe'nin yaptığı değil. Bu FIFA Gamers tarafından yapılmış bir dizayn. Bu da aklınızda bulunsa iyi olur diyorum. Evet, öyle. Öyle bir şeyler var. Öyle durumlar var yani. Coleman burada gördüğünüz gibi. Bakalım başka kim var? Maguire. Bu kim ya? Leicester City'li stoper. Ben bu adamı hiç bilmiyorum ya. Gerçekten hiç görmedim, duymadım, bilmiyorum. Evet. Görmedim, duymadım. Bu adamı da bilmiyorum. Gerçekten öyle. Maguire diye bir adam. Ha, duymadım, bilmiyorum dediğim gibi. Evet, devam edelim. Haydi bakalım yeni oyuncularla devam edebiliriz. Bakalım başka kimler göreceğiz. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Çok beklemiş. Biraz kısa sürseydi daha iyi de olabilirdi ama çok beklemiş. Hala bekliyoruz. Oo, Lens Gaming'in paketi hazırladığı design. Abi çok güzel ya. Ben bu tarz işte çok istiyorum olmasını. Çok çok istiyorum. Bunları Lens Gaming hazırlamış arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Biz de ismini söylüyoruz yani. Hani en azından videolarını alıyoruz, kullanıyoruz.
Tabii ki bundan mutluluk duyduklarını bana yazdılar. Ancak ben yine de isimlerini söylüyorum ki destekte olabileyim birazcık da olsa. Hani adamları en azından isimlerini söyleyeyim. McCarthy, 90CDM. Bunları demek ki Lens Gaming dizaynlamış. Güzel dizaynlamış. Keballos var. Kapanıp açılıp duruyor. Ne oluyor ya? Bir şey mi geliyor? Arkadan bir şey mi geliyor abi? Bu ne? Patlıyor. Kulaklık olsaydı belki müzikle de bağlantılı olabilir. Evet arkadaşlar, burada videomuzun sonuna geldik. Kesinlikle şuradan kanala abone olmayı unutmayın. Ve şuradaki çıkan iki videodan herhangi birisine tıklayarak muazzam bir videoya gidebilirsiniz. Hoşçakalın arkadaşlar. Sizleri seviyorum ama gerçekten bugün akşam canlı yayın var. Videolara gidin, abone olun, like atın, her şeyi yapın. Gerçekten çok büyük desteğinize ihtiyacım var. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum. Ve bay bay.